selamlar. Bugünkü yeni inceleyeceğimiz yeni figürümüz Transformers Studio serisi Decepticon, aynı zamanda Constructicon Hightower figürünü inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki kendisi Studio serisi 47 numara olarak geçmekte, fakat Takaratom versiyonu olduğu için SS37 olarak geçmekte. Her neyse, 47 numara Wave 7'de çıkmıştı. Biliyorsunuz ki gerçekten Wave 7'nin en sevdiğim figürlerinden birisi olabilir. Her neyse, figür kocaman. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Boyutu gerçekten büyük ve ele verdiği hissiyat gerçekten muazzam. Yani gerçekten alınabilir mi? %100 bir oranla alınabilir. Yani figürde elleri mesela bakın sadece böyle ama hiç dert etmiyorum. Gerçekten muazzam. Filmde hiç robot formunu görmememize rağmen muazzam bir şekilde tasarlandı. Gerçekten mükemmel. Bununla sergilemeler yapmak gerçekten çok hoş. Görmüş olduğunuz gibi gayet mükemmel. Her neyse, kutusuna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Hightower'ın yine bakın Scrap Metal'da olduğu gibi figürün kendisine bakılarak tasarlanmış bir CGI resmini görmektesiniz. Bu yüzden ekstra bir güzel oluyor. Hemen şöyle yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Hightower gerçekten muazzam. Fakat bakın burası sarı renkli ancak figürde siyah. Yani keşke figürde de sarı olsaydı. Ama her neyse, gayet güzel. Revenge of the Fallen Hightower. Bakın yan kısmında yine deve setiri koymamışlar. Hightower'ın resmi var. Bu şekilde görünmekte, gayet güzel. Onun dışında şöyle hemen arka kısmına gelelim. Ürün resmini görmektesiniz. Gerçekten muazzam. Hightower direkt ürün resmiyle birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Tamamen aynısı. Bu yüzden bence Hightower mükemmel. 10'da 10 bir figür bana göre. Çok hoşuma gidiyor. Her neyse, şöyle hemen araç formunu görmektesiniz. Maalesef lisanssız bu da. Gördüğünüz gibi. Ama lisanssız olmasına rağmen oldukça güzel bir iş çıkartıldı mı? Yani birazcık. Yani bunu neden dedim? Biliyorsunuz ki prototip versiyonda halatları vardı. Fakat bunda halatların olmaması büyük bir eksiklik. Yani halatları bizim kendimiz yapmamız lazım. Bakın burada halatlar için delikler bulunmakta. Buralara ip geçireceksiniz. Halat dediğim onlar. Halatları olsaydı gerçekten daha bir muazzam olurdu. Fakat kalıp olarak prototip halinden birazcık farklı. Zaten prototip hali de gerçekten prototip hali değildi. Çünkü o tanıtılan versiyon sadece Scrap Metal, Long Call ve Rampage'i tanıtmak içindi. Geriye kalan parçalar fake'ti. Ama yine de ona benzetilebilirdi. Ama yine de yani biz kendimiz düzeltebiliriz. Hiç sorun değil. Her neyse, hemen şurada bakın. Devastator'ı görmektesiniz. Bu şekilde kolunu oluşturmakta. Gayet mükemmel. Her neyse, şöyle hemen yan kısmına da bakalım. Gördüğünüz gibi Hightower. Yine aynı CGI resim. Gerçekten muazzam duruyor. Çok hoş. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Takara versiyon kutu olduğu için hemen aşağısından açıyorum. Şöyle açacağım. Arka plana bakalım. Arka plan yine aynı. Piramit Savaşı. Zaten bu Constructiconların hepsinin arka planı aynı olacak. Hepsinde aynı sahne var. Bu şekilde Devastator'ın gölgesini görmekteyiz. Şöyle koyalım. Hightower içine sığmıyor. Gördüğünüz gibi. Fakat sığdırmak için de şöyle pozlamalar yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Dönüşüm kağıdını hemen göstereceğim. Şöyle açalım. Dönüşüm kağıdı aynı Scrap Metal'da olduğu gibi kocaman. Şöyle hemen açacağız. Uyarılar falan filan. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 19 adımda dönüşmekte. Winch formuna görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hemen şöyle arkasını çevirelim. Kol moduna da yaklaşık olarak 11 adımda dönüşmekte. Yani idare eder. Gördüğünüz gibi bu şekilde SS37. Bakın size bahsettiğim prototip formla gördüğünüz gibi farklılıklar var. Bak burada bu şekilde görünmekte. Ancak kutu arkasında gördüğünüz gibi bu şekilde görünmekte. Arada ciddi farklar var. Bakın burada gösterilen versiyonda şurada gösterilen kepçe normalde Scrap Metal'ın şu kepçesinin ucunu siyah rengi boyanmış hali. Yani elinizde eğer ki fazladan bu kepçeden varsa bu parçayı direkt buradan sökün ve Hightower'ın kafasını buradan kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bakın bu detayı hiçbir yerde göremezsiniz. Kafayı şöyle çıkartacağım. Bakın gördüğünüz gibi kafası kolaylıkla çıkabiliyor. Ve elinizde eğer ki şu kepçeden fazladan varsa bunu çıkarırsınız buradan. Tamam mı? Kepçeyi taktığınız zaman şöyle takalım. Taktığınız zaman biliyorsunuz ki daha ters taktım, şöyle olacaktı. Şöyle göstereyim. Bu kepçeyi buraya taktığınız zaman yani şöyle görünecek ve böyle göründüğü zaman da yani şurayı görmeyin, tamam mı? Şu kepçesini sadece görün. Bakın böyle olacak ve buradaki prototip versiyonuyla birebir aynı oluyor. Tamam mı? Yani bu kepçe elinizde varsa fazladan bu şekilde takıp kullanmanız
gerçekten muazzam bir görüntü yaratacaktır Devastator formunda. Bundan da bahsetmiş olayım. Şimdi Hightower'ın detaylarına bakalım, eklemlerine falan bakalım. Eklemler olarak ayaklarının burasında eklemler var. Bu şekilde hareketler yapabiliyorsunuz. Eğer stop motion çekecekseniz işinize yarayabilir. Onun dışında bacaklarının boyutunu uzatabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde ayarlarsanız eğer. Aynı şekilde bu parçayı da böyle ayarlarsanız. Boyutunu büyütürsünüz. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de olabiliyor. Yani bacakları istediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz. Bu yüzden gayet güzel detaylar yapılabilir. Omuzlarında eklemler var. Onun dışında bakın bu şekilde ve burası dönebiliyor. Yani bacaklarında bolca eklem olduğu için gerçekten bu figür 10'da 10. Her neyse kafasında da aynı şekilde eklemler var. Görmüş olduğunuz gibi bakın burası böyle. Onun dışında kafasının kendisi de böyle yukarı aşağı olabiliyor. Kafasını döndürebiliyorsunuz. Gerçekten güzel detaylar yapılabilir. Elleri aynı şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu şekilde. Onun dışında winch formu, hemen şu winch'ini bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Öne doğru alabilirsiniz. Bu şekilde savaşçı pozlar yapabilirsiniz. Bu şekilde gayet bolca eklemi olan hoş bir figür. Bu şekilde görünmekte. Arkadan falan böyle detaylara sahip. Bu şekilde. Şimdi kıyaslama olarak yanına Scrap Metal'ı koyarsam boyutları bu şekilde görünecek. Zaten biliyorsunuz Scrap Metal'da Hightower'da Wave 6 ve Wave 7 içindeki bulunan en uzun boylu Deluxe figürler. Görmüş olduğunuz gibi gayet boyutları falan gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde detaylara sahipler. Birisi Devastator'ın kolunu oluşturuyor, diğeri de Devastator'ın elini oluşturmakta. Bu yüzden gayet güzeller. Şöyle hemen Road of Megatron'la gösterecek olursam Hightower, yani şu Winch'i sayesinde upuzun oluyor. Leader Class kadar boyu olabiliyor. Gerçekten hoş bir detay. Gördüğünüz gibi boyutlar bu şekilde. Şöyle yandan falan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekteler. Yani Hightower gerçekten muazzam bir figür bana göre. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında şöyle Sam Witwicky ve Road of Sound diye bir koyarsam bu şekilde görünecekler. Gerçekten Road of figürlerine bayılıyorum ben. Yani eğer siz de Byverse koleksiyonu yapıyorsanız bu figürleri bence bir düşünün. Çünkü güzel duruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde durmaktalar. Yani oldukça büyükler. Hoşuma gidiyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde detaylara sahipler. Gerçekten muazzam. Evet. Şöyle hemen Road of Sunscreen'i koyalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünüyor. Sideways ile bu şekilde görünüyor. Bumblebee ve Sideswipe ile bu şekilde. Jolt ile bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça detaylara sahipler. Hoş duruyorlar. Galvatron ile bu şekilde duracaklar. Görmüş olduğunuz gibi gayet detayları hoş. V1 ve V7'den son olarak 45 numara helikopter drifti koyarsam bu şekilde görünüyorlar. Aynı dalgada çıktıkları için yan yana koşturuyorlar. Bir de elimizde keşke 46 numara dropkick olsaydı. O da böyle olurdu ve numara sayısını tamamlardık. 45, 46, 47 şeklinde olurdu. Ama her neyse gördüğünüz gibi bu şekilde görünmekteler. Detayları falan çok hoş. Yani ben bu figürlerin Comic Con'da tanıtıldıkları ilk günleri bildiğim için şu anda elimde olmaları gerçekten benim için çok büyük bir anlam ifade etmekte. Yani gerçekten muazzam. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Neyse şimdi karşılaştırmalı yaptığımıza göre dönüşüme geçebiliriz. Dönüşüm oldukça basit. Öncelikle şuradaki parçayı yukarı doğru kaldıracaksınız. Ve kafayı içeri doğru takacağız. İşte bu kadar. Onun dışında elleri şöyle yukarı alacağız. Bu şekilde görünecek. Onun dışında hemen paletlerini düzelteceğiz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Ardından paletlerin içinde bulunan şu parçalar buradaki yere konacak. Bu şekilde takılacak. Hemen burada da aynı şeyi yapacağız. Aynen bu şekilde. Ardından hemen kolları döndüreceğiz aşağı doğru. Bu şekilde olacak. Backpack'i çıkartacağız. Bu parçayı şöyle tutup çekeceğiz. Bakın buradaki parçalar buradaki yerlere takılmakta. Çıkartacağız. Böyle düz bir parça oluşuyor burada. Ardından hemen şuradan tırnağımız vasıtasıyla bu parçayı tutup çekeceğiz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bu şekilde açacağız. Ve hemen kolları şöyle düzelteceğiz. Ve bakın kolların altında bulunan şu çentikler buradaki deliğe girecekler. Hemen onları da şu şekilde yapacağız.
şekilde döndüreceğiz. Ve kolların şu döndürme eklemini kullanıp bu şekilde takacaksınız. Ve bakın şurada bulunan parça buradaki yerle birleşecek. Bu şekilde. Evet, bir kısmını dönüştürdük. Hemen diğer kısma geleceğim. Evet, şimdi son olarak bu parçayı direkt indireceğiz ve şuradaki çentiklerle birleştireceğiz. Şu şekilde azıcık açacağız. Şöyle hemen takacağız. Kendiliğinden gelecektir zaten. Son olarak buradaki parçayı aşağı indireceğiz. Şu paletlerden emin olacağız. Evet, şimdi ellerinde şuradaki deliklere indireceksiniz. Evet. Alt kısmın dönüşümünü tamamladık. Şimdi hemen yukarıya geleceğiz. Bu parçayı indireceğiz. Burayı da kaldırmamız yeterli olacaktır. Karşınızda stüdyo serisi 47 numara Constructicon Hightower'ın winch formunu görmektesiniz. Bu şekilde. Yani ilk elime geldiğinde daha büyük bir winch formu bekliyordum. Ancak gayet küçük. Sadece şu winch bağlantı kısmı uzun olduğu için büyük görünüyor figür. Onun dışında ortalama bir deluxe boyutuna sahip. Ama yine de diğer figürler arasında ciddi bir boy farkını kendiliğinden belli ediyor. Bakın o halatları olmadığı zaman çok çıplak duruyor figür. Yani şurasında o halatların olması lazımdı. Yani onu maalesef biz yapacağız. Bakın bu parçayı buradan kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Buraya siz başka bir winch parçası takabilirsiniz. Onun dışında bu şekilde durmakta. Zaten hatırlayanlar bilir. Bu parça ilk tanıtıldığında turuncuydu. Ve çok kötü görünüyordu. Oyuncak hissiyatı veriyordu. Neyse ki bunu böyle gri rengi boyamayı seçmişler. Yani bu renk daha bir hoş olmuş. Şöyle hemen takacağız. Onun dışında hareketlilik kısmında paletlerin altında yine her zamanki gibi o tekerlerden bulunmakta. Bu sayede hareketlilik gayet iyi. Ve bu arada bu araç formunda bahsetmek istediğim bir detay var. Normalde araç formu şu kadar. Şöyle göstereceğim. Bunlar ağırlık tabakaları. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde araç formu bu şekilde. Şuradaki parça Scavenger'ın parçası. Bu parça Devastator'ın kolunu oluşturan parça aslında. Fakat araç formunda birleşik bir şekilde tasarlandığı için bu şekilde görünüyor. Normalde bu parça Devastator'ın kolu. Yani bu direkt o Devastator'ın Scavenger'la bağlandığı parçası. Normalde bu kısmın içeri doğru katlanıp gizlenmesi lazımdı. Ama bu şekilde bıraktılar. Ve bakın buradaki parça da bunun sebebi de Devastator'ın koluna takılıyor bu parça. Yani şu şekilde Devastator'ın kolunu oluşturuyor. Bu şekilde bir eklem parçası haline gelmiş oluyor. Bu yüzden bu detaylar bu şekilde. Şu vincini şöyle katlayabiliyorsunuz. Şöyle arkaya doğru daha bir güzel form oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kıyaslamalara geçelim. Bu olarak yanına hemen scrap metal'ı koyarsan bu şekilde görünecekler. Görmüş olduğunuz gibi. Yani Hightower'ın birazcık daha büyük olması lazımdı açıkçası ama her neyse sorun değil. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde detaylara sahipler. Her ikisi de lisanssız olmasına rağmen oldukça güzel tasarlanmışlar. Bu şekilde görünmekteler. Evet. Şöyle hemen bir bone crusher koyarsam boyutları bu şekilde görünecek. Evet. Bu şekildeler. Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Onun dışında şöyle hemen bir Root of Megatron koyarsak tank formuyla bu şekilde görünmekte. Oldukça büyük bir formu var. Evet. Gayet hoş duruyorlar yan yana. Bu şekilde. Şöyle bir hemen sideways'i koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi sideways ile bu şekilde görünmekteler. Gördüğünüz gibi sideways yanında bu şekilde duruyor. Sideways alıp hemen şöyle helikopter drift'i koymak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi SS-45 ve SS-47 yan yana bu şekildeler. Boyutları gayet güzel. Gördüğünüz gibi oldukça büyükler. Bu şekilde görünmekteler. Evet. Oldukça detaylılar. Hightower'ın hemen Devastator formuna dönüştürelim. Gayet kolay bir dönüşüm var. Öncelikle bacaklarını çıkartacaksınız. Ve hemen döndürüp şuradaki parçasını buradaki deliğe sokacaksınız.
şekilde olacak. Aynı işlemi burada da yapacağız. Açacağız, takacağız hemen. Aynen bu şekilde. Ardından şuradan kafayı çıkartacağız. Onun dışında şuradan hemen kancasını çıkartacağız. Ve kafanın, bakın burasında bulunan parçasına takacağız. Yani o kepçe yanında gelmediği için bu kanca kısmını böyle kafasına takıp bu şekilde sergilememiz isteniyor bizden. Ve bu açıkçası hiç güzel durmuyor. Yani size öyle söyleyeyim. Hatta bakın bu form normalde, bakın kafasını biz saklayacağız. Şöyle yapacağız. Kafasını içeri doğru takıp bu parçayı böyle tutacaksınız. Normal dönüşüm aslında bu bana göre. Onun dışında bakın şu parçayı da aynı şekilde tutacağız. Bunu biliyorsunuz ki çıkartabiliyoruz. Bunu böyle çıkartacağız. Arka tarafına takacağız ve ters takacağız. Aynen bu şekilde olacak. Evet. Bu şekilde taktıktan sonra böyle bir dönüşüm olacak. Gördüğünüz gibi de vestiyatörün kolu bu şekilde. Şurayı hemen açacağız. Evet. Bu şekilde kol parçası. Fakat şu parçayı indirmezsek scrap metal takamayız. Ama hazır öyleyken durun, kolayca hemen takalım. Buraya biliyorsunuz ki scrap metal'ın parçası takılacak. Scrap metal'ı hemen elimizde hazır. Şöyle hemen takacağız. Bunu da sizlere gösterelim. Şöyle yavaştan da vestiyatörü oluşturalım artık, değil mi? Şöyle takalım. Tabi burayı takmak çok güç. Çok zor. Yani çok nefret ediyorum açıkçası burayı ben dönüştürürken. Şöyle yapalım. Evet, taktığımıza göre dönüşüm tamamlandı. Karşınızda Devastator'ın kolu, eli. Yani gerçekten muazzam. Oldukça büyük. Şöyle hemen doğru ayarlamaları yapmaya çalışıyorum. Bakın, elini şöyle boyutunu ayarlayalım kameranın bir. Bakın şimdi bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde. Bunun haricinde şuradaki parça da zaten hareketli. İçeri dışarı doğru bir şekilde. Tamam mı? En tepeye mesela alabiliriz. Böyle olacaktır. Biliyorsunuz ben bu parçaları açmıştım. Böyle daha bir agresif bir görüntü oluşturabilir. Hatta bakın şuradan avuç içlerini de açalım scrap metal'ın. Şöyle yapalım. Daha bir hoş olacaktır. Evet. Bakın kafasından hemen bu kanca düştü. Yani bu kanca çok uyumsuz buraya açıkçası. Yani hiç sevmiyorum. Şöyle takalım tekrardan. Yani çok uyumsuz olmuş. Şekilde. Hemen şu parçaları bakın alternatif olarak yukarı kaldırabilirsiniz. Ve şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde takılarak gördüğünüz gibi Devastator için ekstra kombinasyonlar yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şu parça maalesef ki yukarı daha fazla çıkmıyor. O yüzden ayarlamak çok güç olabiliyor. Şöyle ayarlayalım. Evet, karşınızda Devastator'ın kolu gerçekten muazzam. Görmüş olduğunuz gibi her haliyle oldukça mükemmel. Evet, şöyle hemen bir kıyaslama yapalım. Kıyaslamada öncelikle yanına bir Rotuf Megatron koyalım. Megatron'dan oldukça büyük. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünmekte. Yani bir kolu gördüğünüz gibi Devastator'ın oldukça büyük. Daha Scavenger falan gelecek, şöyle elimi görmüyorsunuz bile. Elim bakın mesela şurada. Scavenger falan geldiğinde bu kadar oluyor. Yani şöyle göstereyim. Yine görmüyorsunuz. Kameraya sığmıyor. Yani şimdiden böyle belli. Yani şimdiden böyle açıklayayım. Her neyse eli gerçekten güzel ya. Güzel tasarlanmış. Ama birazcık daha fazla custom çalışmaları yapılması gerekiyor Devastator formu için. Harici durumlarda oldukça mükemmel. Her neyse şöyle bir hemen bir Sandwich Peaky ve Bumblebee koymak istiyorum. Şöyle Bumblebee koyalım mesela. Gördüğünüz gibi oldukça büyük. Sandwich Peaky de oldukça küçük kaldı. Şöyle göstereyim. Evet. Gerçekten muazzam ötesi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu şekilde. Evet. Tüm detaylarıyla High Tower'ın ve Scrap Metal'ın Devastator formu bu şekilde görünmekte. Son kez gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir netleyelim. Evet. Oldukça detaylı. Oldukça fazla ekleme sahip. Bu yüzden gerçekten muazzam. Bu şekilde. Şöyle ayarlanabilir. Evet. Kollar zaten belli. Evet.
bu şekilde. Bugün sizlere en ince ayrıntısına kadar stüdyo serisi 47 numara, aynı zamanda Takara Tomy SS 37 numara Hike Tower'ı inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.